Kocaeli'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise terör örgütü PKK'ya bu yıl sadece 39 kişinin katıldığını açıkladı. Terörle mücadele operasyonları sınır ötesinde de devam ediyor. 30 Eylül'de tamamlanan Elin operasyonlarında ilkbahar-yaz döneminin ardından bu kez sonbahar-kış operasyonları başlatıldı. 3 ilin kırsalını kapsayan geniş çaplı operasyon Diyarbakır'dan yönetilecek. Diyarbakır, Muş ve Bingöl üçgeninde başlatılan Eren operasyonlarının harekat merkezi burası. Diyarbakır, Lice'de bulunan bu üst bölgesinde harekat 7 gün 24 saat koordine edilecek. Geniş çaplı operasyonu İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Diyarbakır Lice'deki şehit jandarma teğmen Hubeyb Turan üst bölgesinden duyurdu. Terör örgütü bugün Bingöl ilimizde yaptıkları gibi masum, ekmeğinin peşinde koşan, gariban insanlara kurdukları tuzaklarla varlıklarını sürdürebileceklerini zanneder bir hale gelmiştir. İnşallah bugün buradan startını verdiğimiz ve yine rahmetli Eren evladımızın adını verdiğimiz sonbahar kış operasyonlarımızla bu varlıklarını da sona erdireceğimize yürekten inanıyoruz. Operasyona 13 taburdan oluşan 2520 personel katılıyor. İçişleri Bakanlığı 15 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek sonbahar-kış operasyonları kapsamında 8162 operasyonun planlandığını açıkladı. Tamamlanan Eren operasyonlarının ilkbahar-yaz döneminde 39'u sözde üst düzey 127 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bir yandan operasyonlar kararlı bir şekilde devam ederken diğer taraftan örgüte katılımlarda da büyük bir düşüş var.